sırf insanların öfkesinden kurtulmak için hayatını mahvetmek ne kadar mantıklı? Lütfen abla, sana bir şey soruyorum. Sus mu öyle bir şey söyle bana. Benim sessiz kalmayacağımı biliyorsun. Eğer sen bir şey söylemezsen ben gider babamla konuşurum. Çok şükür geldin abla. Bu sessizliği beni çok korkutuyor. Bunu neden yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Masum olduğun halde neden kendini ateşe atıyorsun? Çünkü bunu hak ediyorum. Hayır. Sen böyle bir şeyi hak etmiyorsun. Sen böylesi ağır bir cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadın. Sen çocuklu bir adamla nasıl evlenirsin? Bugün bütün gerçeği öğrendim canım. Ayza, ben babam yüzünden duygusal davranmış olabilirim. Ama sen de bana gerçeği söyleyebilirdin. Sana gerçeği söylesem ne değiştirdi ki? Bana inanır mıydın? Üzgünüm. Çok büyük bir hata yaptım. Sana güvenmek yerine gördüklerime ve duyduklarıma inandım. Bunda senin bir suçun yok. Benim kaderim böyleymiş. Karakterimi hepinizin gözünde şüpheye düşüren şey benim talihsizliğim. Sürekli her şeye açıklama getirmek zorunda kalıyorum. Bu yüzden ben kararımı verdim. Her gün cezalandırılacağıma bir kez cezalandırılırım, o zaman da bu konu kapanır. Hayır, ben bunu yapmana izin vermem. Başkasının hatasının bedelini sen ödemeyeceksin. Hemen gidip babamla konuş. Babama tek kelime etmeyeceksin. Ben kararımı verdim. Bu evden gitmem herkes için en iyisi ve bu benim son kararım. Layık zaten ayakta zor duruyor. Üstüne adamın getirdiği teklife bak. İstediğin ne senin? Ne istiyorum öyle mi? Onlar benim yeğenlerim. Ne istiyorsun, nasıl dersin? Tabii ki iyiliklerini istiyorum. İyi ailelere gelin gitmeleri için uğraşıyorum. Belki o zaman abimin sırtındaki yük biraz hafifler. Ama hepiniz bu evde beni düşman bellemişsiniz. O adamın dul olduğunu ve çocuklu olduğunu nasıl bilebilirdim ki? O zaman önce iyice araştırsaydın. Yeter Nagma, sus artık. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hemen Şemsa'yı ara, çabuk ol. Teklifi kabul etmediğimizi söyle, yüzüğü de iade et. Ama ben kabul ediyorum. Herkes duydu değil mi? Hemen bir tarih belirleyin, bitsin bu iş. Layık. Layık, iyisin değil mi canım? İyiyim. Ben iyi olduğunu sanmıyorum. Halam ne derse desin, sakın onun sözünü dinleme. Kalbinin sana söylediğini yap baba. Bu teklif Ayza'ya uygun değil, hemen geri çevirmen gerek. Ben de bunu istemiyorum canım. Ama Ayza'nın evlenmeyi kabul etmesi beni düşündürüyor.
Önceleri o çocuğun peşinden giderek zamanını boşa harcadı. Şimdi de o çocuklu dul adamla evlenerek hayatını mahvetmek istiyor. Aysa aşırı duygusaldır baba. Bu düşünmeden verdiği bir karar. Ama bizim aklımız var değil mi? O ateşe atlamak istiyor diye buna izin mi vereceğiz? Çok yorgunum canım. Ne istediğini bilmiyorum. Onu anlamıyorum. Neden bana bu eziyeti yapıyor? Onu yanlış anlamışsın baba. O sana değil, kendine eziyet ediyor. Olanlarda Ayza'nın hiçbir suçu yoktu. O gün Sadı ve annesini buraya o çağırmamıştı. Zavallı gelmesinler diye elinden gelen her şeyi yaptı. Bu yüzden onları aradı. Ama biz bundan başka bir anlam çıkardık. Ayza benden söz aldı. Sana söylememem için. Ama artık sessiz kalamam. Bak şuna baba. Saad'ın çağrıları. Saad sürekli onu aradı ama Ayza bir kere bile açmadı. Hiçbir aramasına cevap vermedi ama Saad'ın mesajını görünce onu geri aradı. Bu defa da Saad telefonunu açmadı. Kadir'i darbe üstüne darbe vururken o kime zarar verebilir? Bu yüzden sen artık üzülme diye herhangi biriyle evlenip gitmek istiyor. Ödeyeceği bedelin ne olacağını düşünmüyor bile. Baba lütfen. Halamı dinleme, yapma bunu. Yoksa Ayza'nın hayatı mahvolacak. Anla bunu baba. Suçlu olan Ayza değil. Sadece çaresizce çırpınıyor, hepsi bu. Baba lütfen. Burada Ayza'dan bahsediyoruz. Bu hatayı yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.